Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı ref'ül yedeyni inde ru'yetil beyt. Bu bab, Beytullah'ı gördüğünde ellerini kaldırmak. Beytullah'ı sen geçiyorsun, Beytullah'ı gördün mü elin kaldıracaksın. Bu bir ibadet midir, değil midir? Caiz midir, değil midir? Bunda da ihtilaf var da bunu beyan ediyor. Haddesene ibn-i Ebi Davud'a kâle haddesene Nu'im ibn-i Hammad. قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمرو عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رسول اكرم efendimizden rivayetiyle de قال buyurdu ki turfa'u al-aydi eller kaldırılır fi seb'i mevatine 7 yerde 7 yerde elleri kaldırmak sünnettir. Fiftitahi salah, namazın evvelinde bir. Ve indel beyti, Beytullah'ın yanında, Beytullah yani gördüm. İki, ve ales safa, safa da sahaya başladığı vakitte. Ellerini kaldırır. Ve merveti, mervede. Ve bi arafatin, arafatta, vakfeye durduğu vakitte. Ve bil müzdelife, müzdelifede vakfeye durduğu vakitte. Ve indel cemreteyni, bir de iki cemre indinde. İki cemre dediği cemreler üçtür. Üçüncüsünde el kaldırmak yoktur. Birincisinde taşları atar ellerini kaldırır, dua eder. İkincisinde yine taşları atar ellerini kaldırır, dua eder. Üçüncüsünde taşları atar gider. Yok. Onun için iki cemrede. İşte bu yedi yerde elleri kaldırılır diye Abdullah ibn Abbas Peygamber Efendimiz'den rivayet buyurdu. حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا المحاربي عن ابن أبي ليلى النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث الشريف إمام التحاوي فهد تركي لدى رواة ديور حديث إكي سنة دور مشوليور ابن أبي ليلى يقدر قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فكان هذا الحديث وحديث oldu مأخوذا به alınmış oldu. Bu hadisle amel olunur oldu. لا نعلم biz bilmeyiz أحدا bir kimseyi ki خالف شيئا منه. Bu hadisten bir şeye muhalefet eden bir kimseyi bilmiyoruz. غير رفع اليدين ellerini kaldırmaktan başka عند البيت Beytullah'ın indinde. Yani bu hadis yedi yerde zikrediyor ya. Bu altısında el kaldırılır. Bunda ittifak var. Kimse muhalefet etmedi. Yalnız Beytullah'ı gördüğünde el kaldırılır mı, kaldırılmaz mı? Abdullah ibn Abbas'ın rivayet etmiş olduğu bu hadiste el kaldırılır. Yalnız bunda bazıları muhalefet etti. Ne dediler? فَاِنَّ قَوْمًا bir قَوْمْ زَهَبُوا اِلَى ذَٰلِكَ buna zahip oldular. Ellerini kaldırır dediler. وَحْتَجُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ bu hadisle ihticac ettiler ki işte burada Resul-i Ekrem Efendimiz yedi yeri sayarken bir de عِنْدَ الْبَيْتِ Beytullah'ın indinde de el kaldırılır. Beytullah'ı gördü mü el kaldırır. Dediler. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ fakat başkaları buna muhalefet ettiler. فَكَرِهُ onlar kerih gördüler. رَفْعَ الْيَدَيْنِ ellerini kaldırmak inde ru'yetil beyti Beytullah'ı gördüğü vakitte ellerini kaldırmayı mekruh gördüler. Altı yer doğru. Orada el kaldırılır. Ama Beytullah'ı her görüşte el kaldıracaksan bu yok dediler. Bu mekruhtur. وَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında da ihticac eylediler. بِمَا شُلْ bir rivayetle ki حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi İbrahim ibn Merzuk قال حَدَّسَنَا بَهْبِ بْنُ جَرِيرٍ قال حدثنا شعبة عن أبي كساعة أبي كساعة كي اسمه سويد بن حجير سويد بن حجير روايته إلى الباهلي باهلي كبير سنة منسوب المهاجر عن المهاجر وذا مهاجر دن روايته إلى عن جابر بن عبد الله وتجابر بن عبد الله دن كأنه سئل جابر بن عبد الله سرول دي عن رفع الأيدي عند البيت بيت الله يا indinde Beytullah'ı gördüğü vakitte ellerini kaldırmaktan soruldu ki bunun hükmü nedir? Fekale Cabir ibn Abdullah buyurdular ki zâke bu şeyün bir şeydir ki yef'aluhu onu işlerdi el Yahudu Yahud işlerdi. Yahudular öyle muazzam tazim ettikleri bir şeyi gördüler mi ellerini kaldırırdılar.
bu Yahudi işidir dedi. قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Biz Peygamber Efendimiz'le hac eyledik. فَلَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Bunu yapmadı Resul-i Ekrem Efendimiz Beytullah'ı gördüğü gibi ellerini kaldırmadı. فَهَذَا جَابِرُ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهِ İşte Hazreti Cabir bin Abdullah yuhbiru haber veriyor ki enne zâlike bu el kaldırmak Beytullah indinde min fi'alil Yahud Yahudilerin fi'alindendir. Ve leyse min fi'ali ehli İslam ve ehli İslam'ın fi'alinden değildir. Ve ennehum onlar Cabir bin Abdullah kad haccu ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle hac yaptılar. فَلَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Peygamber Efendimiz bunu yapmadı, ellerini kaldırmadı. فَاِنْ كَانَ هَذَا الْبَابُ Eğer bu bab, yani bu Beytullah'ı gördüğü günde el kaldırmak meselesi olursa, يُوْخَدُ مِنْ تَرِيكِ الْاِسْنَادِ İsnat tarikiyle alınırsa, فَاِنَّ هَذَا الْاِسْنَادِ Bu isnat Hazreti Cabir bin Abdullah'ın isnadi. اَحْسَنُ daha güzeldir. مِنْ اِسْنَادِ الْحَدِيسِ الْاَوَّلِ Abdullah bin Abbas'ın rivayet etmiş olduğu senedin, hadisin senedinden daha güzeldir. Ve in kâne zâlike, eğer yok bu mesele olursa, Beytullah'ı gördüğünde el kaldırmak olursa, yuhadu alınır olursa, min tariki tasihi me'anil âthâr, eserlerin manalarını tasih tarikinden alınırsa, fe inne câbiren câbir, kad ahbere haber verdi ki, enne zâlike bu min fi'alil yahud, Yahudilerin işlerindendir. Onlar, mühterem bir şeyi gördükleri vakitte فَاِنَّ جَابِرًا Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh kad akhbara haber verdi ki enne zâlike bu Beytullah'ı gördüğünde ellerini kaldırmak min fi'alil Yahud Yahudilerin fi'alindendir. Yahudiler kendi dinlerinde mukaddes olan bir şeyi gördüklerinde ellerini kaldırırdılar. Bizim indimizde de Beytullah mukaddes olduğundan onu gördüğümüzde el kaldırırsak sayı Yahudilere teşebbüh lazım gelir. Buyurmak istedi. Fakat yecûzü caiz olur ki en yekûne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emere bihi. Bununla emreyledi. Alel iktidâi iktidâ için minhu Resul-i Ekrem Efendimiz'den iktidâ olsun bihim Yahudilere. Yani olur ki Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi yerde el kaldırılır. Birisi de Beytullah'ı gördüğü vakitte el kaldırılır diye emreyledi. Ne vakitte? اِذْ كَانَ حُكْمُهُ Bunun hükmü olduğu vakitteki اَنْ يَكُونَ اُلَا عَلَى شَرِيَتِهِمْ Onların şeriatı üzerine ola. Kendisine yeni bir vahiy gelmemiş idi. Binaenaleyh Yahudilerin şeriatı da bizden evvel gelmiş bir şeriattır. Onların şeriatı üzerine hüküm olsun diye Beytullah'ı gördüğünüzde el kaldırın diye emretti. لَاَنَّهُمْ اَهْلُ كِتَابٍ Bunlar ehli kitaptırlar. Siz bunları iktida edin, ehli kitaba iktida olsun diye el kaldırmayı emreyledi. Ne vakıta kadar? Hatta يُحْلِسَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak ihdas edinceye kadar, lehu Peygamber Efendimiz'e şeriatın bir şeriat verinceye kadar. Öyle şeriat ki تَنْسَخُ شَرِيَاتَهُمْ Yahudilerin şeriatini nesheder. Bir şeriat, bir vahiy gelinceye kadar onları iktida eyledi ve elleri Beytullah'ı gördüğünde kaldırmayı emriyledi. Böyle olmak caizdir. Sümme hacca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat sonradan Peygamber Efendimiz hac etti. Fehalefem Yahudilere muhalefet etti. Elleri felem yerfe kaldırmadı. Yedeyi ellerini kaldırmadı. İzen bu tekbirde yani Beytullah'ı gördüğünde ellerini kaldırmadı. Neden? Min muhalefetim onlara muhalefet olsun diye kendisine madem yeni şeriat geldi o vakitte hac ettiğinde de ellerini kaldırmadı muhalefet etti. Böyle olmak caizdir. Fehadisü Cabir'in öyleyse Cabir'in hadisi evla daha evladır. Lenne fi Cabir'in hadisin doğrucudur. Ma'a tasihi hadeynil hadiseyn bu iki hadisin tasihi vardır. Abdullah ibn Abbas'ın hadisi de sahih. Cabir ibn Abdullah'ın hadisi de sahih. İkisinin de tasihi var. Fakat bu iki hadisin tasihinde orucudur ne? En nesha nesih orucudur. Le hadisi ibn Abbas'ın radıyallahu anh'a. Abdullah ibn Abbas'ın hadisinin nesih orucudur. Ve ibn Ömer radıyallahu anh'a. Abdullah ibn Ömer'in
hadisinin de sonucudur. Çünkü bu rivayet ikisinden geldi. Abdullah İbni Abbas'tan ve Abdullah İbni Ömer'den geldi ki yedi yerde el kaldırılır. Birisi de Beytullah'ı gördüğü vakit. Eğer burada Abdullah Cabir İbni Abdullah'ın hadisi alınırsa bu öteki hadisler de sahih, bu da sahih. Fakat Cabir İbni Abdullah'ın hadisi ötekilerini nesletmiş olduğu. Bu daha alınmaya daha evladır, nasih olduğundan. Ve inkâne yûhazı min tarîkin nazar. Yok, eğer bu mesele nazar kıyas tarîkiyle alınırsa fe innâ kadrayina, biz gördük erref el meskûr, el kaldırmayı Beytullah'ı gördüğünde fî hâdel hadis, bu hadiste Beytullah'ı gördüğünde el kaldırılır. Bu el kaldırmayı gördük alâ darbeyni, iki şekil üzerine gördük. Peygamber Efendimiz yedi yerde el kaldırılır dedi. Bu yedi yerde el kaldırmak o iki darb üzerine oldu. İki şekil. Feminhu, o darbden birisi ref'ün refiyadır. Yani tekbir-i salah, namaz tekbiri için. Ve minhu, yine bu el kaldırmadandır. Ref'ün dua, dua için. Yani el kaldırmak iki türlü olur. Şimdi bu yedi yerde el kaldırılıyor ya. Bir kısmı tekbir için. Allahu Ekber deyip mesela namaza girerken tekbir ettiği gibi. Birisi de dua için mesela cemreleri attı, elini kaldırıp dua ediyor. Bir de dua için oldu. فَاَمَّا مَا اُلْبِ شَيْكِ لِسْسَلَاتِ, namaz için oldu. فَرَفْعُ الْيَدَيْنِ, ellerini kaldırmak, اِنْدَ اِفْتِتَحِ السَّلَاتِ, namaza başladığında, namaza başladığında ellerini ne için kaldırır? Namaza başlamak için kaldırır. Bu dua için değildir. Namaza başladığın için ellerini kaldırır. Ve emmâ mâ liddua, emmâ dua için el kaldırmak da feref-ül yedeğin, ellerini kaldırmaktır. İnde safa safada ve merveti mervede dua için kaldırılır. Kaldırır ve bi cüm'in, müzdelifede ve arafete, arafada ve indel cemreteyni, bir de şeytanları taşladığı vakitte birinci ve ikinci taşlamalarda ellerini kaldırır. Bunlar da dua içindir. فَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, bu muttefakun aleyhtir. Bunda ittifak var, ihtilaf yok. وَقَدْ رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْذَا, yine böylece Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet edildi. فِي رَفْلِ يَدَيْنِ, ellerini kaldırmak hakkında. لِعَرَفَةَ, Arafa'da ellerini kaldırmak hakkında da rivayet olundu. مَا شُلْ بِرْ حَدِسْ كِ حَدِّسِنَا, bize rivayet eyledi. Muhammed ibn Huzeymete قال حدثنا حجاج قال أخبرنا حماد عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري ذن رواية لديك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فنز كان يدعو بعرفته عرفة دعاء دردي وكان يرفع يديه ألرند قلدردي نحو سندوته سندوسن هزاسنا قدر. Sendüve yani göksü hizasına kadar, göksü hizasına, memelerinin hizasına kadar ellerini kaldırırdı. Fâredına, biz murad ettik ki enden sonra bakalım fî refil yedeyni, ellerini kaldırmak hakkında. İnde rûyetil beyti, Beytullah'ı görmek, gördüğü vakitte ellerini kaldırmak. Hel huve, bu kezalik böyle midir, emla değil midir? Yani bu da Arafa'da yapmış olduğu dua gibi. Dua için mi ellerini kaldırır, yoksa namaza girdiği gibi mi ellerini kaldırır, bu hangisindendir? Bunu araştırdık. Fereyna, biz gördük. Ellezine, şöyle bir kimseleri ki zehebu, zahib oldular. İlâ zâlike, buna. Zehebu, yani Beytullah'ı gördüğünde el kaldırır diyenleri gördük ki zehebu, bunlar kail oldular, sahip oldular ki ennehu la li'illetil ihram, el kaldırmak ihram illeti için değildir. Yani ihrama girmiş de mührim olan kimse el kaldırır, böyle değil. Velakin li tazimil beyt, ellerini Beytullah'ı gördüğü günde kaldırır diyenler Beytullah'a tazim için kaldırırlar. Mührim bir adam ihrama girmiş de mührim olduğundan ellerini kaldırmak illetini kastetmediler. Yani ne zaman Beytullah'ı görürsen gör, Beytullah'a tazim için ellerini kaldır. Bu hangi kısımdan? Namaza girerken ellerini kaldırmak gibi mi, yoksa dua ederken ellerini kaldırmak gibi mi? Bu hangisinden olacak? Bunu araştırdık.
وَقَدْ رَيْنَا biz gördük اَرَّفَ بِعَرَفَةَ Arafa'da ellerini kaldırmak ve müzdelife Müzdelife'de ellerini kaldırmak ve indir cemreteyni birinci ve ikinci şeytanda taş attıktan sonra dua ederken ellerini kaldırmak ve عَلَى السَّفَا وَالْمَرْوَى Safa ve Merve'de ellerini kaldırmak اِنَّمَا اُمِرَ بِذَٰلِكْ وَالْقَلْدِرْمَقْلَ اَمْرُلُونَ مِنْ تَر۪يقِ الدُّعَى Dua terifiyle. Burada el kaldırılır bu zikredilen yerlerde. Arafa, Müzdelife, Cemre'lerde, Safa'da, Merve'de bu beş yerde el kaldırılır dua için. O dua nerede? Nerede dua? فِالْمَوْتُنِ الَّذ۪ي Ol bir yerde ki يُعِلَ ذَٰلِكَ الْوُقُوفِ O vukuf kılındı, fihi orada li'illetil ihram, ihram illeti için. Mührim bir adam, Arafat'a çıkmış, dua edecek. Müzdelife'de yine mührim. Cemre'lerde efali haccı tamamlıyor. Gerçi ihramda değil, ihramlardan çıkmış ama birincisinde şeytanı taşlarken zaten el kaldırmak yok. Birincisinde ikinci, üçüncü günlerde de ihramın tamamından, haccın efalından Safa Merve'de yine öyle. Yani bu adam efali hacı yapıyor. Onun için yani ihramın tetinmesinden bunun için ellerini kaldırıyor. Fakat reyna biz gördük. Mensare ile Arafat'a. Arafat'a giden bir adam. Bir adam Arafat'a gitti. Müzdelife'de Müzdelife'ye. Ev mevdi'e ramil cimar. Yahut da remi cimar olan yere gitti. Ev Safa ve Merve'ti. Yahut da Safa ve Merve'ye gitti. وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ O adam ihramda da değil. اَنَّهُ O adam لَا يَرْفَعُ يَدِهِ Ellerini kaldırmaz. لِتَعْزِيمِ شَيْءٍ مِنْ ذَارِكُ Bunların birisini tazim için el kaldırmaz. O ihram diye mahsus. Arafat'a bir adam hac mevsiminin gayrisi çıktı. El kaldırmaz. Safa'ya gittin. Sen bir ibadet yapmıyorsun. Sa'yı yapmıyorsun. El kaldırmazsın. Şeytan taşlanan yerlere gittin. Hac günleri değil. El kaldırmazsın. Bunlara baktık ki mührim olmayan bir kimse bu mevzilere giderse el kaldırmaz. Öyleyse demek ki o el kaldırmak oralarda ihram sebebiyle oluyor. فَلَمَّا سَبَتَ وَقْتَكِ sabit oldu ki اَنْ لَرَفْعَ الْيَدَيْنِ Ellerini kaldırmak. لَا يُؤْمَرُ بِهِ Ellerini kaldırmakla emrolunmaz. فِي هَذِي الْمَوَاتِنْ Bu yerlerde اِلَّا لِعَلَّتِ الْاِحْرَامِ اِلَّا اِحْرَامِ اِلَّتِي için ellerini kaldırmakla emrolunur. وَلَا يُؤْمَرُ بِهِ وَاَلَّرْنِ قَلْدِرْمَكْلَ emredilmez. فِي غَيْرِ الْاِحْرَامِ اِحْرَامٍ غَيْرِسِنْدِ de emredilmez. كَانَ كَذَلِكْ Öyleyse böyle oldu. Bu böyle sabit oldu mi? Böylece olur. لَا يُؤْمَرُ بِرَفِ الْيَدَيْنِ اَلَّرْنِ قَلْدِرْمَكْلَ emrolunmaz. لِرُؤْيَةِ الْبَيْتِ بَيْتُ اللّٰهِ gördüğü için فِي غَيْرِ الْاِحْرَامِ اِحْرَامٍ غَيْرِسِنْدِ Madem mührim değilsin, Beytullah'ı gördüğünde tazim için el kaldırmak bu yoktur. فَإِذَا سَبَتَ sabit oldu mu ki اَنْ لَا يُؤْمَرَ بِذَٰلِكَ Ellerini kaldırmakla emr olunmamak sabit oldu mu فِي غَيْرِ الْاِحْرَامِ اِحْرَامٍ غَيْرِسِنْدَ سَبَتَ sabit oldu ki ney اَنْ لَا يُؤْمَرَ بِهِ Ellerini kaldırmakla emr olunmaya اَيْذَا böylece فِي الْاِحْرَامِ اِحْرَامِ da ellerini kaldırmakla emr olunmaya madem mührim olmayan bir adam Beytullah'ı gördüğünde ellerini kaldırmıyor Beytullah'ı gördüğü günde de ellerini kaldırmaz. Ve hüccetün uhra diğer bir hüccet de enna kad reyna biz gördük ney ma yu'meru bire fil yedeyn ellerini kaldırmakla emrolunan şeyi indehu o şey indinde fil ehram ehramda ehramda bazı yerlerde el kaldırıyor ya ma ul bir şeyi ki kâne memuren memur oldu بِالْوُقُوفِ وُقُوفِلَ عِنْدَهُ O şeyin عِنْدِنْدَ Mesela Arafat'ta vakfe yapacak, Müzdelife'de vakfe yapacak, birinci şeytanı attı mı dua edecek, vakfe yapıp yani dua edecek, ikinci şeytan da yine böyle مِنَ الْمَوَاتِنِ اللَّتِ شُرْبِ الْمَوْتِنِلَرْدَنْ ki zekirine biz zikreyledik. Biz gördük ki buralarda vakfe yaptığında ellerini kaldırmakla emrolunuyor. وَقَدْ رَئِيْنَا Biz yine gördük Cemret-i Akabe'yi, Cemret-i Akabe'yi, büyük şeytanı ki cemreten bir cemre gördük ki gayriha minel cimar şeytan taşlama yeridir. Diğer şeytan taşlama yerleri gibi orada da şeytan taşlanır. Gayri ennehu yalnız şu kadar var ki o la yukafu indaha orada durulmaz. Vekfe yok.
hemen şeytani taşladım, orada durması yok. Felem yekün hünake rafın, orada el kaldırmak yok. Niye? Vekse olmadığından dolayı, durmak olmadığından dolayı ellerini kaldırmak da yok. Şu halde eller nerede kaldırılır? Nerede durmak varsa, Arafat'ta durmak var, dua edilecek, Müzdelife'de vakfe yapıp duracak, dua edecek. Safa'da böyle, Merve'de böyle, birinci şeytanda öyle, ikinci şeytanda öyle, bunlarda vakfe olduğundan dolayı el kaldırmak var. Üçüncü şeytanda, şeytani taşladı mı vakfe yok. Ne yapacak? Onu taşlayıp hemen gidecek. Orada el kaldırmak da yok. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكُ Buna kıyasen اَنْ يَكُونَ الْبَيْتُ بَيْتُ اللّٰهِ Ola لَمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ رُقُوفٌ بَيْتُ اللّٰهِ Yanında vekfeki olmadı. اَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ رَفٌ Orada el kaldırmak da yok. Beytullah'ın yanında vekfe yok, durmak yok ki onda el kaldırmak da ola. قِيَاسًا وَنَزَرًا عَلَى مَا زَكَرْنَا مِنْ ذَٰلِكِ İşte bu meseleden bizim zikrettiğimiz şeye kıyasen nezaren Beytullah yanında vakfı olmadığından dolayı o orada refliye deyinde yok. Ve hadellezi işte bu bir şeydir ki esbetnahu bizim ispatı eylediğimiz bu şey neyle bin nazari nekille ispat ettiğimiz gibi kıyas ile de ispat ettiğimiz bu şey huve kavlu ebi hanifete ve ebi yusufe ve muhammedin rahimehumullahu teala bu üç imamın kavilleri de budur. Öyle buyurmuşturlar ve böyle iştihad etmiştirler. Beytullah'ı gördüğü günde el kaldırmak yoktur. وَقَدْ رُوِيَتْ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında rivayet edildi. An İbrahim'in Nehay'den. Ne rivayet edildi? مَاَشُلْ بِشَيْكَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانِ بْنُ شَعِيبِ بِنِ سُلَيْمَانِ An Ebihi, An Ebi Yusuf radıyallahu anh, An Ebi Hanife'de radıyallahu anh, عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي قال şimdi bu rivayet İmam-ı Tahavi Süleyman bin Şuayb'den o da babası Süleyman'dan o da İmam Ebu Yusuf'tan o da İmam Asım'dan o da Talhat bin Musarrif'ten o da kimden rivayet ediyor İbrahim bin Nakhay'den. قال İbrahim bin Nakhay dedi ki turfa'ul eydi eller kaldırılır fi seb'i mevatine yedi yerde. Fistitahi salah namazın evvelinde namaza giriş için bir. Ve fit tekbiri lil kunuti fil vitri vitirde kunut tekbiri için el kaldırılır. İki. Ve fil eydeyni bayramlarda el kaldırılır. Üç. Ve inde istilamil hacer. Hacer-i Besved'i istilam ettiği vakitte, öptüğü vakitte el kaldırılır. Dört. Ve alessafa sevfada el kaldırılır. Dua için. 5. Ve Merveti Merve'de el kaldırılır. Bu o da o 5'e dahil Safa ile Merve. Ve bi cum'in bi de Müzdelife'de el kaldırılır. 6. Ve Arafat'ın Arafat'ı da ona atfetti. Ve indel mekamin bi de cemrelerde el kaldırılır. 7. İndel cemreti. Şimdi burada ayrı ayrı sayılırsa 7'yi de geçer. Namaza başlangıçta 1, kunutta 2, eydeydinde 3, Hazreti Resulü'nün istilamında 4, Safa'da 5, Merve'de 6, Müzdelife'de 7, Arafat'ta 8, bir de cemreleri atarken 9. Fakat bu 7 yer, 9'u 7 yer indirmek için Müzdelife ile Arafat 1 sayılır, Safa ile Merve'de 1 sayılırsa 7 olmuş olur. Kâle Ebu Yusuf İmam Muhammed İmam Ebu Yusuf buyurdular rahimehullah fema fi istitahi salati ve fil eydeyn namazın evvelinde bir de bayramlarda el kaldırmak ve fil vitri vitirde el kaldırmak ve indi istilamil hacer haceri istilam ederken haceri de söylerken el kaldırmak buralarda feyyüce'alü kılınır zahru keffeyhi ellerinin içi kılınır ilaveçiyi yüzüne doğru ellerinin içini yüzüne doğru getirir. Ve emmâ fisselâsetil uhar öteki üçte ise yani Müzdelife, Arafat makamlarda bir de Safa ile Merve'de burada feyestakbülü istikbal eder bibâtini keffihi ellerinin içini veçehu yüzüne doğru ellerinin içini yüzüne doğru dua ediyor. Ama ötekilerinde ellerinin arkasını getirir. Mesela
namaza girecek, ellerini iç tarafını kıbleye getirir, arka tarafını yüzüne doğru getirir. Bu şekilde. فَاَمَّا مَا ذَكَرْنَا bizim zikrettiğimiz şey, فِفْتِتَاحِ السَّلَى namazın evvelinde zikrettiğimiz فَقَدْ اِتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar ittifak eyledi عَلَى ذَلِكَ buna cemiyen hepsi ittifak eylediler ki namazın evvelinde el kaldırmak vardır. وَاَمَّا تَكْبِيرَةُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتِرِ vitirde kunut için tekbirde el kaldırmak فَاِنَّهَا اُوْ تَكْبِيرَةٌ زَائِدَةٌ ziyade bir tekbirdir. فِي تِلْكَ السَّلَى o namazda. O namazda kunutta tekbir ziyade bir tekbirdir. Namazın tekbirlerinden ziyadedir. Vakat icma eyledi. اَلَّذِينَ شُلْبِرْ kimseler ki يَقُنْتُونَ قَبْلَ الرُّكُوْ rükûden evvel kunut yapanlar icma eylediler. اَلَى الرَّشْعِ ellerini kaldırmaya مَاهَا o kunut ile beraber madem rükûden evvel yapacak o tekbiri alırken مَاهَا tekbir ile beraber tekbiri alırken ellerini kaldırmaya onlar ittifak eylediler. Yani bir de var ki rükûdan sonra kunutu okuyanlar var. Onlar yok. Onlar rükûdan kalktıktan sonra el kaldırmazlar. Kunut duasını okurlar. El kaldıranlar kim? Hanefiler gibi. Rükûdan evvel kunut yapanlar tekbiri alırken ellerini kaldırırlar. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ buna nezeren اَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ böylece ola كُلُّ تَكْبِيرَةٍ زَائِلَ فِي كُلِّ صَلَى her namazda ziyade eden tekbirler de böyle ola. Bir namazda ziyade tekbir var mı? O tekbirle beraber el kaldırılır. Bayramlarda da öyle ya, bayramlarda mesela üçer, her rekette üçer, bazı rivayetlerde beş, altı ziyade tekbirler var. O ziyade tekbirleri alırken el kaldırmak var. فَتَكْبِيرُ الْعِيدَيْنِ iki bayramın tekbiri. Öyle tekbir ki اَزَّائِدِ فِيهَا bayramda ziyade عَلَى سَائِرِ السَّلَى diğer namazlara kezalik o da böylecedir. Eyda yukarıdaki tek zahid olan tekbirler gibidir. Madem zahid tekbirdir, eller kaldırılır. وَاَمَّا عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ haceri istilam vaktinde ise فَاِنَّ ذَٰلِكَ bu cu'ile tekbiren tekbir kılındı. Öyle tekbir ki يَفْتَتِحُ بِهِ anında başlar attavafa tavafa yahut يُفْتَتَحُ başlanılır bihi anında tavaf tavaf başlanılır. كَمَا يُفْتَتَحُ başlanıldığı gibi bir tekbir, tekbiriyle salatu namaz. Namaz nasıl tekbiriyle başlanırsa tavaf da Hacer-ül Esved'den herde öperken ellerini kaldırmakla başlanılır. وَاَمَرَ بِهِ bununla emreyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz emreyledi. Eyda namazın evvelinde tekbir emreylediği gibi tavafın evvelinde de bunu emreyledi. Haddesena Yunus قال حدثنا سفيان عن ابي عفور العبدي قال سمعت اميرا كان على مكه مكه'de bir emir vardı ben onu işittim min tarafı Hacac Hacac tarafından emir idi aleyha Mekke üzerine senede 73'te 73'te يقول derdi ki كان عمر رضي الله عنه حضرت عمر oldu رجلن قوي kuvvetli bir adam idi ve kana yuzahim ala rukni rükün üzerine de müzahime ederdi. Yani Hacer-i Esved'i öteceği vakitte nasıl itilerdi ve müzahime eder ve zoruna girer onu öperdi. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ona dedi ki ya Ebu Hafs اَنْتَ رَجُلٌ قَوِيٌ sen kuvvetli bir adamsın. وَاِنَّكَ sen müzahime ediyorsun عَلَى الرُّكْنِ Hacer-i Esved üzerine Hacer-i Esved'i öpmek için o zahmete giriyorsun, onlara zahmet ediyorsun. فَتُوذ۪ي sen eziyet ediyorsun, اَبْضَعِفَ دَعِفَ eziyet ediyorsun. فَاِذَا رَأَيْتَ خَلْوَةً eğer halvet görürsense, boş görürsense ortalığı فَاسْتَلِمُسْسَنْ onu git, istilam et, öp. وَاِلَّا yok baktın ki orada cemaat var. Sen kuvvetli bir adamsın, gidip onlara eziyet etme. O vakitte وَاِلَّا فَكَبِّرْسَنْ Allahu Ekber diye tekbir al ve hem de yürü. Onun karşısında elin kaldır, tekbir al ve yürü. Onlara zahmet etme. Şimdi bu hadisi şerifi getirmedeki maksadı Hacer-ül Esved'i öperken tekbir alınmasını Peygamber Efendimiz emreyledi. Ve el kaldırmasını. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme gâle haddesena Haccacun gâle haddesena Ebu Avane en Ebi Yafur en Recülün min Huza'a Huza'dan bir adamdan rivayet eyledi. قَالَ وَكَانَ الْحُجَّ حَجَّاجِ Haccac olmuş idi. اِسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّ Mekke'ye vali tayin etmiş idi. Emir tayin etmiş idi.
sümme zekere mislehu, eyni hadisi şerifi Ebu Yafur rivayet eyledi. Felemma cu'ile, vakti çıkılındı, zâliket tekbir ve tekbir ne kılındı, yüftetehu bihi, anınla başlanılır, ettavafu tavaf, tavaf o tekbir ile başlanılır. Ne gibi oldu? Ket tekbiri lezî şöyle bir tekbir gibi oldu ki, cu'ile kılındı, yüftetehu bihi salah, namaz anında başlanır. Namaz anında başlanılan tekbir gibi oldu. Tavaf tekbiri, namaz tekbiri gibi oldu. Ümire emrolundu bir ref'i ellerini kaldırmakla fihi anda. Yahut da emera Resul-i Ekrem Efendimiz emreyledi bir ref'i ellerini kaldırmakla fihi tavaf tekbirinde, namaz tekbirinde nasıl ellerini kaldırırsa tavaf tekbirinde de öylece ellerini kaldırmakla emreyledi. Kema yu'mar bir ref'i fit tekbir istitahi salah. Namaza başlarken tekbirde ellerini nasıl kaldırmakla emrolunursa bir adam tavafa başlarken de ellerini kaldırmakla emrolundu. Ve la seyyema izgadze ale. Hususi Peygamber Efendimiz kıldı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem et tavafe bil beyti, beytullahi tavaf kıldı, salaten namaz kıldı. Hasreten zaten Resul-i Ekrem Efendimiz tavafi de namaz kıldı. Ha namaz ha tavaf. Yalnız şu kadar fark var ki tavafta konuşmak caiz, namazda konuşmak caiz değil. Bu ayrı bir rivayette geliyor. Haddesena Rabi'ul Mazinu kâle haddesena Esedun hâve haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena El-Fadayl ibn İyad an Ata ibn Sa'id an Tavus an ibn Abbasin radıyallahu anhuma anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Buyurdu ki kâle Peygamber Efendimiz buyurdu tavaf bil beyti, beytullahi tavaf etmek salatun namazdır. İlla ennallah azze ve cel, şu kadar var ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kad ehelle helal kıldı leküm, sizin için el mantıka, konuşmayı helal kıldı. Tavafta konuşmak helaldir, namazda değil. Femen netaka, her kim tavafta konuşursa fela yentik, konuşmasın illa bi hayrin, illa hayırla konuştuğun. Konuşmak tavafta caiz ama o da lüzumsuz kelimeler değil. Hayır bir şey olur, birisi bir fetva sorar, birisi bir mesele öğrenmek ister, ona konuşup da öğretebilir. فَهَذِي الْعَلَّةُ işte bu illet, اَلَّتِي öyle illet ki daha anın için vecebe vacib oldu الرَّفْعُ ellerini kaldırmak. Nerede? فِي مَا وَالْبِيَرْدَ كِزَادَ زِيَادَ اُلْدَ عَلَى مَا فِي الْحَدِيسِ الْاَوَّلِ. Hadis evvelde ellerini kaldıran yerler üzerinde bu ziyade oldu. Bu evvelki hadiste yok. Burada ziyade var. Bu illette ne oldu? Tavaf namaz gibi olduğundan dolayı Hacerül Esved'e başlarken ellerini kaldırmak Resul-i Ekrem Efendimiz tarafından teşrih kılınmış oldu. Ve emmer ref'u ale safa vel merveti, safa ve merve üzerinde ellerini kaldırmak ise ve bi cüm'in Müzdelife'de ve arafatin Arafat'ta ve indel mekameyni indel cemretini birinci ve ikinci cemreleri attıktan sonra durup dua etmekte ellerini kaldırmak ise fe inne zâlik bunlar kadica'a geldi mensusen mensus nesledilerek geldi fil haberi de böyle evvelki haberde Abdullah ibn Abbas'ın Abdullah ibn Ömer'in rivayetlerindeki hadisler bunlar zikredildi geldi. وَهَذَا bu الَّذ۪ي شُرْبُ شَيْكِ وَصَفْنَا biz vesfettik مِنْ هَذ۪ي الْمَعَانِ bu manalardan اَلَّتِي öyle manalar ki سَبَّتْنَاهَا biz burada tespit ettik. Yani elleri nerede kaldırılabilir ve nerede kaldırılmaz uzun uza diye bahsettik ya işte bunlar قَوْلُ أَب۪ي حَن۪يفَةَ وَأَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى bu üç imamın قَوْلُ şerifleri de budur. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.